Ödüne veren oldum çıkıyor. Onlar buraya yanaşamıyor. Sıkıntı yok. Teyze başkan. Van Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali Akdamar Adası'na yapılan yüzme etkinliği ile sona erdi. Çok keyifli, çok güzel. Özellikle performans açısından çok çok iyi. Zaten Van'ı biliyoruz. Van'ın yüzdüğümüz her bölgesi, her ilçesini biliyoruz. Daha önce bisiklet içinde gelmiştik. Yabancı olmadığımız bir coğrafya. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm destekleri çok güzel. Özellikle bu sene o desteği fazlasıyla hissettik. Fazlasıyla o desteği gösterdiler. Ve gerçekten teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılar, diğer illerden gelen konuklar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Herkes çok memnun. Ve Van'ın bilmediğimiz yönlerini görüyoruz. Bilmediğimiz bir tarih, bilmediğimiz bir coğrafyayı tanıyoruz. Bu çok önemli. Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Son derece güzel, anlamlı. Van Gölü hakkında duyarlılık oluşturmak adına güzel. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yani Türkiye'de birçok güzel yer var. İnanın Van'da çok nadide yerler var. İmkanı olan herkesin mutlaka ömründe bir kere Van Gölü'ne girmesini tavsiye ederim. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinin desteklediği festival, mikrobiyalitlere dalış programıyla start almış, ikinci gününde ise su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na yüzme etkinliği düzenlenmişti. Festivalin üçüncü gününde Adır Adası'na yüzme etkinliği, dördüncü gününde ise Bitlis Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliği ile devam etmişti. Son günde de yaklaşık 150 yüzücü Akdamar Adası'na yüzdü.